Balın Tem Kafesi'nden bütün seyircilerimize iyi günler diyoruz. Tabii Üç Kafa programı, hashtag Üç Kafa programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada değişik bir konumuz vardı, tabii konuğumuz da vardı. Konumuz sadece o kadar diyelim, hashtag kadın. Yani kadınla ilgili, bir kadın isterse ne kadar güçlü olabilir ya da küçük bir harekatıyla ya da küçük bir sesiyle ne kadar seslere hitap eder, kimlere ulaşabilir diyerek, yani sonradan daha detaylı geçebilir. Tabii çok doğru dedi o vezine Emine. Gerçekten de konumuz çok insani bir konudu. Tabii bu konuda bize yardımcı olan bir arkadaşımız vardı. O davetimizi kabul etti. Çok teşekkür eder o vezinden. Bel Ali. Ben sizi yerinize başlayayım konuğumuzdan. İlk önce tanıtıralım özün. Mahmut, bugün Üstad Mahmut konuğumuzdu, programımızın konuğudu. Ben demeden koy özü tanısın özünü. Söz sende olsun. Sen özü biraz seyircilere daha fazla tanıtın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her şeyden önce arkadaşlara, o bütün kadromuzda, o kamera arkadaşlar esasında çalışan arkadaşlar başarılar dilerim. Ben Mahmut Uzok, 2012 doğumluyum. Mısırlı'da dünyaya geldim. Ozak öğrenci o gençler her şey başkanı. Doğru. Bir gün inşallah sen de bizimle konularımızda ister gençlerle ilgili olur, ister konumuzla ilgili, ana konumuzla ilgili olur. Bir gün ben böyle isterim konuyu başlatayım diyeyim. Toplumumuzun güzel şeylerinden var. Her toplumda bir güzel şeyler ol bazen. Bir gün geçenlerde bildiğimiz tarikatımız bir gün Irak vatandaşı olduğumuza göre bir gün bir gösteriler var idi Irak'ın güneyinde ve Bağdat başkente. Gösteriler sırasında güzel, ben böyle nitelendiririm özünü, iki güzel konu çıktı ortaya toplumumuzun güzelliğinden. Aslında çok acıklı bir olaydı ama içinden çok güzel böyle çektik iki konu yani vardı. Yani ben onu böyle vasf ederim, diyeyim güzel şeyler çıktı toplumda. Demek ki gizli güzel şeylerimiz vardı. İki güzel kadın yaptığı işleriyle güzel şeyler toplumumuzun, ben böyle diyorum, diyeyim güzel şeyler çıktı ortaya yani. Birisi de yani gördük insanlara klinik spoiler'ı, o birisi lafa payları. Çok doğru. Yani gerçekten bu gördüğümüz hiç kimsenin fikrinde olmayan bir şeydi. Yani ben sadece onu istiremeye diyeyim. Ne koydu özlerin düşünsünler o anda bu şeyi yapmaları. Bence... Yani tabii ki de içlerinden çıkan bir şeydi, bir duyguludur. Burada iki nokta aktarabilir. Bir insani yönünden, belki özüyle ilgili olmasaydı, devletiyle ilgili bir konu olmasaydı bile bunu yapardı. Hani insandı, gör kanşarındaki insan zor durumdaydı, orada yardımcı olur. Doğru. Belki de vatanseverlik, yani iki konu aslında, burada yani iki baş vardı bunun. Belki de o kadar vatanına bağlı biriydi ki, her iki kadın. Belki o kadar çok sevir ki vatanı, ister mi o vatanın insanlarına zarar gelsin, ister polis olsun, ister vatandaş olsun. Doğru. Bugün Mehmet Bey, siz de bizimle bu konuya görüşü verse, hani bugün vatanımız dolu güzel, güzel şeylerle, ülkemizde doludur. Yani böyle bir karelerin toplumda böyle bir olaylar içerisinde çıkmağı neye delalet ediyor sizce, yani böyle bir görüşünüz aslında? Tabii Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten bunu herkes bilmeyi gerekir. Şimdi genç dediğimiz zaman başta olmak üzere %50 erkek olarak deyirik. Ama bu gençlerin %50'si de kadındır. Kadın. Onun için her zaman ben gençlik teşkilatlarında bazılarımızı, kızlarımızı ön planda görmek isterim. Sebebi şundan kaynaklandı. Bugün belki camiada, belki kulyede, belki herhangi bir alanda olursa olsun kızlar bir kız olarak iş yapmaktadır. Ama bu kızlar yarın ana olacaktır. Ana olduğu zaman şimdi iki fark çıkıyor ortaya. Birincisi hakikaten hiçbir şeyden ilgilenmeyen, ister devletin işlerinden, ister vatandaşın isteklerinden tarafa, ister münazamatlar çalışmayan bir kız, her zaman sağa bakar olaylara. Yani biz bunu zaman zaman yaşıyoruz. Doğru, toplumda geri kalıp. Ailenin, aynen. Ailede zaten bakarsan çoğu gençliğin karşısında duran engel olan analardı. Bazı analardı. Korkuruz evladı üzerine. Ama münazamatta çalışan, o bu işlere başvuru yapan, bu işlerde çalışan kızlar yarın bir gün bunlar ana olacaktı. Evet. Ana olduğu zaman bir böyle olayla karşılaşmayacaktı. Evladlarına demeyecekti. Getme onu, etme onu, hiç kalıp. Doğru, öz bir destek herkes olacaktı. Aynen, bilakis. Diğer bu vatan evlat ister, bu vatan mesela şey ister. Tabii, hani tabii. Bir yerde vatan darda kaldığında bir evladını verebilir vatana. Tabii, yani. Aynen. Ve onun için bu içi anamıza baktığı zaman da bunlar tam tersi bir pozisyon var işin içerisinde. Yok engel olurlar, bilakis. Özleri bile gidip meydanda durup öz evlatlarına, kardeşlerine
şey yapmak, destek yapmak falan. Tabii çok duygusal bir mevzuydu. Ben doğrusu hasreten bir kinekizle de o peçete paylayan hanımefendi var idi. Onun o dalmaları bir sesle ateş sesleri geldi, ateş atma sesleri geldi. Hangi nezir diğer cigari sanki yani döndü bakır ora bir de isaf geçti hatırlı savuz o. Doğru. Laktalı kaça kaça gelir ora. Yani o insan izlediği zaman o dakika bacısını da göz önüne koyur. Anasını da göz önüne koyur. O duyguyla daha beter duygusallaşır. Kadını, ha, kadını dedikçe, bu hanımefendini dedikçe biraz tanıtalım aslında kimdi ve ne yapar, ne işler meşguldü. İsmi Dünya'dı. Erkek kardeşiyle bir evde kalır. Başka kimsesi yoktu. Erkek kardeşiyle bir evde kalır. Kınis satırı, yani peçete satırı, su satırı, bunlarla sakız satırı, bunlarla geçinir. Yani hayatını bunların üstüne kurdu. Yani büyük bir şeyler de yoktu. Ya da bunu yapan da bir beklentisi yoktu. Yani karşılıksız yaptı. Bütün içten yaptı. Ve hatta görüntümüz var. Görüntümüzde de izlesek şoktan da bakır insanlar. Böyle bir şok, yüzünde bir şokluk vardı. Yani gözlerinden tepki gösterir ama bir gene de yani ondan ayrısı öz rızkını, karını koyduğu gün hakkına hepsini o yaptığı işe. Yani aramadı, hiç demedi mesela bu benim paramdı, bu yoruldum özüne. Yok, gitti kıydı özüne, yani payladı özünü, kardeş gibi gördü özlerini, oğulları gibi gördü özlerini. Yani yaptığı gerçekten çok bir büyük bir şeydi. Belki de yani her ana yapabilir özünü tabii ki de. Bunun da elinden geldiği o kadar. Yani zaten de diğeri ben elimde olsaydı bundan daha fazlasını yapardım. Ama imkaniyatım bu kadardı. Fazlasını da yaptım. Öz, bence her insan öz limitine göre, öz sınırına göre fedakarlığını yap. Bunun durumunda veya maddi durumuna baktığımızda yaptığı işe bence %100'ünü veripti, fazlasını da veripti. Yani fazlasını bu işine göre. Ben doğru. Bir insan peçete satırsa zaten işini bırakıp gel bu işini insanlara hediye edin. Ne bileyim orada bir yardımcı olur. Bir günün ben, gelirini. Doğru. Ben direm daha fazla biraz yorumumuzu koyalım. Bir izleyelim o yüzünü. Hani çıkadını. İzleyelim sonra tekrardan dönelim biraz daha fazla konuşak haklarında. Evet arkadaşlar, hakikaten etkili bir videoydu. Gerçekten. Yani, en arasından baksa o etkili bir insan. Bir yerde yoksul bir kadın parası olmadığından şeyin samunun arasında şey koyuyor, kereus koyuyor. Yani belki çoğunun gözünde çok basit bir şey gözükür. Hani yarı samun arasında kereus koyuyor o kadar.
Ama bu manevi bir şeklinde çok büyük bir şeydi. Gerçekten yani bu teci ediyoruz, destek ediyoruzlarını. Yani hatta ki olabilir yalnızca o samunu verseydi bile çok büyük bir şeydi bence yani manevi bir alanında. Tabi bu kadın hani samun faaliyen bu Mehmet Anası'dı. Bu da bir yani şehidi vardı. Tabi kısası çok duygulu bir kısadı. Gerçekten hani olanlar şehit olupti. İki oğlunu şehit veripti. Ondan dolayı yani özüm daha gözünde durmuru yani korku durmuru. Dir benim oğlanlarım yani hatta çok uzaktı evinden oradaki bu tezahürat yapılıptı ora çok uzak bir mesafedi. Dir ben gittim ve istirdim de fazla şeyler getirmelim de fazla şeyler kaldırmelim de ama ağır olduğunu edebilmirdim yani istirdi supaylasın istirdi başka bir şeyler getirsin elimde. Dir ettiğim bas onca yani kadın olarak yani sadece bu geldi elimde. Doğru. Ben böyle diyorum. Ahmet Bey, bugün böyle kadınlarla ülkeler yapılı veya ne bileyim çünkü baktığımızda tarihe döndü, İslami tarih olsun, ne bileyim başka tarihler olsun. Her dönemde ne bileyim her bir devletin başına bir kötü olay geçtiğinde bakarak devreye bir Hansa var imiş, ne bileyim bir Fatma var imiş, ne bileyim bir filan var imiş. Hani her yerde bir kadın çıkıp da ortada bir fedakarlık yapıp yani doğru. Kadın ister oğlanların versin, bak burada dedi bu tarih bir şehit anası olup. Burada da bu kadın mesela bir yerde fedakarlık hem şehit verip hem burada yoksulluğuna rağmen gelip burada vatanı için ne bileyim gençlere destek bir analık edir burada. Yani. Şimdi şöyle bir durum var. Hakikaten biz genelde dünya çapında özellikle Irak'ta ve Türkmenler içinde bir geçerlidir. Liderlerden bahsediyoruz, sultanlardan bahsediyoruz. Peki bunları doğan bir ana, bunu unutmamamız lazımdır. Çünkü şöyle bir durum var. Hatta geçen savaşlara birisinde bir ana oğlunu savaşa gönderir. Aylar geçtikten sonra eşidir ki oğlu yaralı hastanede. Ama bunu bir aks ederken bizdekine biraz daha artık oğlum gitmesin, daha gitmez bir böyle düşünce gel aklımıza. Aksine bu ana gelir hastaneye bakır oğlu hakikaten yaralıdır, düşüktü. Doktoru çağırır. Doktor oğlumun nesi var? Bir işte ayağı vuruluktu, falan yeri vuruluktu, yaralıdır. Peki deyir, ha zaman iyi oldu? Yaklaşık 2 ay için özüne geldi. Tamamdır, iyi olduğu zaman aynen haşa huzur, haşa seyircilerimizden postalını eline ver, tekrar savaşa dönsün. Ben oğlumu göndermedim yaralı olsun. Ben oğlumu gönderdim, beni şehit anası etsin. Ve bu analara baktığı zaman hakikaten güç bunlardan kaynaklanır. Demin bu ablamızla ilgili bir şey dedi. Manevi, mesela eline geldiğini yapar. Hatta bir masal olarak geçir ama gerçekti de. Gerçek payda var içinde. Hazreti İbrahim'i ateşe attıkları zaman bir karınca bakar bir kuş ağzında su ateşi söndürmeye gelir. Alay eder cahisinde mezak eder. Yani diyor ki sen ne etsen koz koza ateşi sen mi söndüreceksen ben elime geldiğini ederim diyor. Tamam. Ve onun için bence de bu hanımefendi ablamız elinden geldiğini fazlasın deyip. Fazlasın. Yok mesela elinden geldiğini. Bence de hani diyorlar ya ahmasa da damlar. Yani bilir bu tam ahmır ama damlatır özünü. Keşke bunun gibi birçok örnekler olsun. O zaman tam akar. Doğru. Değil mi? Keşke ne örnek almasın. Böyle toplumlarda böyle kareler. Bu her toplumda olmaz böyle bir şey. Çünkü biz her zaman ben ne diyorum? Fakir toplum her zaman toplum. Mesela bir zengin kadın gelmeyecek burada dursun. Yani bizim toplum, bütün toplumlarda bu geçerlidir. Yani ne yazık ki yoksul kesim her zaman fedakarlık yapar. Daha fazla da duygulu olur. Yoksul kesim analık edir topluma. Oğlun gönderir, bir toplumu kurtarır, bir vatan kurtarır. Ne bileyim yoksul ana ne bileyim zorluk çeker. Yoksul ana ne bileyim ne çeker. Ne yazık ki burada bir zengin insan gelmedi buradaki hani burada bir respara harcasın. Görürük bu bir yoksular var diyelim. Zaten bu özü yardıma muhtaç bir kadındı. Gelip burada hani burada değil özverilik burada çıkır yani. Yani tam resmi de ben görüyorum toplumumuzun en güzel karesi buradan görüyorum yani. Çok doğru ondan ayrı yani biz görüntünün hani seslerini de kesmişik de ama bir yanda diğer hani lafını kerevuzu koyunca samun içine bir tasvir etme onu yani istemiyorum yüzüm çıksın. Yani istemir şöhret kapsın. Ya yani da karşılık yani. Yani hiç utanır, ondan ayrı utanır. Yani o da vardı. Yani ki özü gelmeyipti, istir şöhret versin, niye bir şey versin. Ama verdi de zaten. Çünkü yaptığı yeter. İş çok büyük bir işti, insani bir işti. O koydu özünü dillerde olsun. Biz ki bugün konumuzda bir konu almış o özünü. Ondan ayrı yani özü utanır. Yani ben istiyorum bunu da yiyelim. İstemir kimse görsün, bu şeyi yapar.
ya da gösteriş amaçlı olmadığını doğru, belli ettirmek. Aktarmıyor bir gösteriş. Hüseyin o da vardı mesela. Ben onu duydum yani gördüm de bunu. Katniss çekti. Dünya basını da bunu çok dikkatli takip etmişti yani bu kadın. Zaten ödüllendirildi de yani her ikisi de. Yani bir manevi yardım bir şekilde diye, yardım ki hani özleri çok halları zor yani, bir durumdaydı. İnan ki ondan bin kat fazlasını hak ederler. Bunu düşünmek bile yeterlidir. O durumda ki özlerinden de belki özellikle de Dünya Hanım ne şey çünkü daha odaklıyım, o daha çok tanırım. Mesela kimsesi de yoktu orada. Doğru. Hani desen onun hatırı çıkardı. Bir tek ona bakır, bir tek onu. Yok, herkes için kaçırır. Hem de bakın nece bir şekilde kaçırır. Yani peki, keşke herkes örnek olsun. Ben sana bir soru sorayım yani. Şimdi biz hani biraz önce bahsettik de bizde kadın çok önemlidir, böyle rollerde yani olsunlar da. Bu kadınların içinde yani ne koyar ki yaratsın böyle bir şey? Hani cüretlik, cesaretlik veya da böyle bir günlerde özleri özlerini göstersinler. Şimdi hakikaten şunu şu şekilde cevaplamak isterim. Kimileri alışı, kimileri doğarken o duygu, o şuur vardı özünde. Doğru. Bu liderler için de geçerlidir. Hani bazen liderler karşıladığımız zaman diyoruz ki liderler zaman zaman hayatlarını okuduğumuz zaman 7 yaşında liderlik alameti belli olurdu özünde. Döndük o da gitmiş. Bu mevzu da aynı bir şekildeydi. Hakikaten o insan doğarken bu şuur, bu vicdan vay sözünde zaten böyle devam edecektir. Ancak ailenin de doğru çoktu bu konu üzerinde. Yani bir aile hakikaten derdi ve gamı, millet ise, dava ise, memleket ise, Irak ise zaten orada yetişen uşakların da düşüncesi bu olacaktır. Demin dediğim tek ki, bir kız çocuğu bir gün bir çocuktur, yarın bir kız olur. Ama o bir gün bir ana olacaktır. Onun için bunu da bu pencereden bakmak lazımdır. Ailenin doğru çok çoktur. Ancak teşkilatlara ve kadın münazamalarına yaklaşmaları evet, çok doğrudur. Yani buradan bir eleştiri de doğru ortaya. Ben bak dedi o kadın şey. Buradan yani ne yazık ki bugün burada ne bileyim hani sözde dinleriz kadın örgütleri, kadın hakları örgütleri bilmem neleri. Yani hiçbir şey bir kadın Olta örgütünü görmedik bu arvada bir memnun diye kelimesini. Demek ki yani birçok örgüt var burada bir sahte bir şeydi. Adı kaldırım ne bileyim belki olabilir bir menfaat peşinde kalsın o adı. Çoğu arkasında da belki gösterişti. Yani buyurun dileyerek sözü kesmek isterim. Evet. Demin tekrim mevzu önüne konuştuğumuz zaman zaten bunu düşündüm ben. Evet. Bu aslında hükümetin işi değil. Aynen. Kadın ilk örgütleri. Planda örgütlerin işidir. Doğrudur. Özellikle kadın örgütlerinin işi. Kadın örgütleri, orada bir büyük bir taksir var. Çok doğru. Yani doğrudur. Kadın örgütlerinin çoğunda da neyi görürük? Mesela toplanırlar bir araya, küçük bir şey yapılır. Mesela bir şeyler yapılır kendi çaplarında, küçük ya da büyük. Onları medya yoluyla paylaşırlar, gösterirler. Ama doğru, fazlası yoktu. Yani mesela bu kadını bile sürekli bütün kadın örgütler örnek diye alsalar bile büyük bir şeydi. Sürekli ekranlarda görerek en azından bir ay bu kadın bütün kanallarda konuşulsun. Doğru değiliz. Çok doğru. Bugün, buradan hani ona da diyebildik. O kadın, bu kadın nerede hani bugün gördüğümüz kadın örgütlerinde çalışan kadınların birisi belki de sosyeteye aynı insan ki ben zaten bazen kim üzerine hani gelip bunu getirsin örgütünde hani biraz şeyinden düşer hani hemen. Menfaat yaklaşımı. Yani buradan hani özü oradan böyle düşünüyorum. Kadın da hazır konu. O zaman böyle bir şey atım ortaya. Fikri uyuz da merak ederim. Kadına göre sizce iş vardı. Mesela kadın şu işi yapabilir, şu işi yapabilir. Tabii mesela şu taksicilik vardı, amele vardı. Bunların başında da medya diyelim. Medyada biraz sorunlar var kadınla ilgili. Mesela kadınların çoğu tercih etmiyor. Belki aileleri izin vermiyor. Yani bir sorun vardı. Yani gerçekte konuşsak bir sorun var. Bunu istirik mesela biraz konuşalım üstüne. Kadın naksi işi yapabilir, ne işlerde, nereye, hara kimin gidebilir? Çok doğru. Şimdi hakikaten bunda toplumun da, memleketin de, münazamaların da, örgütlerin de hepsinin devri var. Yani nece devri var? Sadece iş nahiyasının değil. Mesela bir gün bir dizi. Yani biz bir dizi yaptığımız zaman Irak içerisinde veya bir film yaptığımız zaman kaç kadın gelip oynayacak o dizide veya o tiyatroda veya o sinemada
bu burada da bir taksirlik var. Çünkü alana baktığımız zaman gerçekten doğru. Boştu. Çok ağır. Yani erkeklerle doludu ama parmakla seçilen kadınlar neden var. Neden oysa erkek. Yani medya işi güç isteyen bir iş diyor ki henüz yani erkek gücüne yani ihtiyaç yoktu. Bunu tek başına bir kadın yapabilir. Çizgiler daha açık açık konuşsa. Yani istemem biraz... fazla derinine gireyim de yani sıkıntı vardı burada. Özü, Hüseyin de Mine de biz medyada işlerimize belki biliriz bunu daha fazla hissederek. Görürüm ben bir gün toplumumuzdan biri sorun çıkarır. Çünkü bir muhafazakar toplumu inkarı gerek yoktu. Bir gün Irak bütünü belədi. Biraz aşiret yapıldı. Sonra geldik muhafazakar bir yapıya dayanır toplumumuz. Ondan sonrası bir gün ne yazık ki bunu diyalım. Yani çok da kötüdür. Yani demağı belki aramızda konuşuyor dünya basını buna iyi kişi hele bilmir, ahlatı bilir, bilmeyip o toplumlardan sayılıptı. Medya işi bir biraz kadına yakışmayan bir işti. Veya bir temiz işle görülmeli toplumumuz tarafından. Ha, ben konuşurum. Yani bugün toplumda kadınların tercih etmediği mesleklerden açık konuşalım. Doğru. Doğru. Hatta hemşirelik. Doğru. Sen, yani bir de sen hani biraz önce Mine dedi o da mesela taksi işlersin bir kadın. Aynen. Ya da başka bir işler, amelalık falan. Ben yani fikrimde belki diyorum olabilir ihtiyacı yoktu. Yani mesela o kadın ihtiyacı yoktu. Gelsin amelalık etsin. Olabilir ihtiyacı var ise de başka bir işler hani edebilir tapsın öz için. Mesela Kodiyak'ın derzilik edebilir yapsın evde. Ama gelsin mesela amelalık etsin. Yani Kodiyak'ın bizim ülke ona ihtiyacı yoktu. Yani desin mesela illa ki ben isterim bir amele. Ya da ondan ayrı da biz çok görürük de sosyal medyada hani iş olanda erkekler daha çok hani aktarırlar iş. Ama bakarsan çoğu şirketler falan bunlar paylaşandalar bir şey diyorlar biz kadın isteriz. Doğru. Mesela ama, bir mendub isteriz ama kız olsun. Doğru. Bir yazar olsun mesela ama şunu kız da, olsun. Bence böyle algılamamak lazımdı. Mesela bir kadını veya bir kızı kendi menfaat ve ticari menfaati için kullanılmak hana gelmez. Bazı alanları bu başka. Çünkü kadın bir obje diyor ki bir insan bir kullanılacak bir şey değil ki sen kullanırsan. Onun için bu şöyle bir durum var. Bakın genelde bunu kafetriyeler kullanırlar. Kafetriyelerde kadınların tabii özel alan kafetriyeler diyor. Çünkü yoğunlaşmış olarak mağazalarda da şu an çok istenir. Bir istismar yani. Aynen. Kötü bakırsan, yani. Müşteri cezbetmek lazım. Aynen cezbetmek olsun ne bileyim. Ama bu sonuçta reklam bir poz. Reklam yüzü yapılır özün bir markanın. Mağazada. Sonuçta bu bir poz verir. Sanki menfaati için kullanılan bir alattı. Bu çok nahoş bir mevzu. Şu an mağazalara geçsek mesela mağazaların bir çoğunda özellikle de benim tanıdıklarım bir sürü kadınlar var, kızlar vardı mesela. Mağazada satış yerinde çalışır, ürünlerinde çalışır. Peki aynı insana, aynı şahsa diyende o mesela medya ile ilgili bir şey yok, hayır diye. Peki yani medya çok mu farklıydı o işten yani? Nerede? İşte. Mesela onu anlamak istiyorum, ben onu anlayabilmiyorum. O dediğimiz değil, o bir çizgi vardı ortada. Yani sen dedi o taş. Ama bilsin, orada da... Bir gün bir şey daha atağa meydana, örneği daha çok açıklayalım. Bir gün bir sürü sosyal sayfalar var, ne bileyim WhatsApp'ından tutsak, Snapchat'ından tutsak bu gençlerin kullandığıdır. Bir sürü kız var, hani oradan mesela hayatını orada tam gösterir. Kameradan çekilmez gibi bir şey yok. Yani ortada da insanlar da görür. Ekrana... Ama geldiğinde böyle bir mesleke, orada bir çizgi. Bu çizgini kırmak lazımdır toplumda. Yani bence bu fikirden gelir, her insanın fikrinden gelir. Özünün takafatından gelir. Doğru. Ki özü hardan alışıp, hardan büyük olupdu, nece bir şekilde de büyük olupdu ve ne şekilde de yetişipti o merhaleye. Şey. Ki o andaki karar verir deyir, ben yapabilirim bu şeyi ya da yapabilirim. Yani ben bence hepsi fikre şöyle bağlı de bir şeyle. Bir açıklık yatırımı koyayım. Mesela diyelim biri hani içinde o şey var ise o kötülük demeyeyim de hani o kabiliyet var ise ki çok her şeyi yapabilen bir kızın mesela içinde var ise şöyle diyor ki ekrana çıksın, ekranda o şeyler yapsın. Çok iş yerlerinde vardı, çok iş dairelerinde, merkezlerinde yani vardı. Birçok birçok şeyler yapılır ama oturuplar dairelerinde ama birçok şeyler yapılır. Tam tersine ben işimizi daha temiz ve daha güzel bir iş görüyorum ki en azından iş sürecinde kameranın önünde ayık ne yaptığımız bellidir. Şimdi hakikaten bence yani bir yorum daha yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Erkeklerin bir aşiret olarak da sıkıntı yaratan ikinci nokta engel olmaktadır. Çünkü bir gün
böyle konuştuğumuz zaman ister seyircilerden olsun, ister bizler erkek olarak kendimizi alalım. Bir gün acaba biz o kanaattayız eşimizi, ne bileyim bazımızı, nenemizi çalışmaya izin veririk. Evet. Bunu kendine şey yaptık o zaman bakırsan ya izin verirsen ya izin vermesen. Peki izin vermediği için sebepler artık gözü önüne gel. Ne için izin vermesen? Onda da dön aşiret mevzuna. Sanki bir ayıpmış gibi bir herkes kaçsın da özünden. Oysa ki hakikaten kadının çok başardığı iş erkekler başaramaz. Doğru. Erkeklerin başardığı iş yok. Allah subhanahu teala zaten insanı böyle oralara yarattı. Kimsenin de dördü yaratmayıp ama her kişi bir pay veripti yani. Doğru. Buradan biz yani sonsuz saygımız var diyor bütün aşiret insanlarımıza. Çünkü biz burada bir eleştiri derken bir gün burada hayatın gereği vardı. Biraz noktalarda hayat dergişinli. Hani ona derginmeden de bir gün burada bir kadına bir rol daha vereceksen. Yani hani bazı yerlerde aşiret yapılı bir yerde kadına verilmirse yani haklar. Bence yani o eleştiri derken biz yani eleştiririk o konuda ama eleştirimiz yoktu o insanlara ki. Hani öz görüşler öz görüşler yani. Hayata böyle şekilde bakılır. Ama biz buradan diyoruz noktalarımız. Hani kadının ama topluma artık, tesirini biz bahsediyoruz. Dünya dergişinde çok, çok tesirli. Kadının bir rolü vardı. Kadının kadın bir şey terk edildi. Hani tutulmur daha bir yerde. Bir yerden sonra daha hani bir şey var bölücü oldu. Gerekme bunu çıkartırsan yani bir yerlere daha yerini alsın. Özellikle de başarılıysa. Yani. Bizde de yani hani dünya hanım vardı. Bu da daha takriben diyebilir 40 evet. milyon insan teşekkür oldu bu yaptığı işinden. O daha çok destekli oldu özne. Ne için? Çünkü yaptığı işinden. Bu kalmıyordu böyle caddelerde nece diğer dilensin, parasını kazansın dilenmek nahiyesinden yok. Tutup eline bir kiliniz, onu satır, onun karını alır, yaşanır onidan ve öz ailesini de yaşatır onidan. Yani bu güzel bir örnektir. Doğru. Ama biz dönelim, mesela diyelim, neyi var idi orada? Bu nedendi sebep ki oradaydı ve ne için bu şeylik olubdu yani tezahürat oldu bu orada. Biz orada burada işte. Bir sorun vardı tabii ki de hani millet çıkıptı bir el olubdular. Ya soramayın değilsene bir sorun diyelim bir mi? Bir mi? Yok hayır. Tabii bence ki bir de, çok sorun vardı. Bin olabilir daha fazlasını da. Yani biz aslında dönelim bakalım neden ki bu millet çıkıptı bu tezahüratı yapıyorlar ve birbirleriyden böyle bir gelişme giriptiler. Bakalım bir tekrarımız vardı. O raporu da izleyelim. Bir görelim milletin görüşünü affedersiniz. Ondan sonrası devam edelim. Tamam. Görüşürüz. Irak milletinin sabrı tükendi. Allah ya Rabbi tahkik olsun emanileri. Tamam çıkan ne matalibi içirdi tamam mı? Milletin matalibi içirdi. Şimdi millet yanına bir hafif sorar, bir şey sorar özlerinden. Yani çıksın özlerini göstersinler. Kimse selam içmedi, sükutten. Irak'ın durumu inşallah iyiye gidecek. Tek isteğimiz gençlerin atanması, iş sahibi olması ve güvende yaşamamızdır. Milletler biraz demokrati olsun, biraz hayat yaşasın. Bundan başka ne istedir daha başka? Biraz iş olsun. Yani işler biraz çok zayıf olduğun için ama iş yoktu. Valla hapsimizin işte ekid mataliberi. Fırs amel atsın, teyinat olsun, emen olsun. Mesela en küçük müstahakat hayatta yoktu. Ne karabadı, sudu. تعين دي عن قرب للأمان Evet arkadaşlar gördük burada gençlerin görüşünü tabi bu gösterilere bağlı bir görüşler verdiler Bağdat'ta yapılan gösterilere ben isterim bir gün gösterilere biraz dönelim ama farklı açıdan biraz bakalım olaya bir gün gösterilerin en büyük kitlesini gençler oluştururdu Bir gün gençler çıktı, gösteriye çıkıblar. Ama bir gün bir soru daha istedim ben buraya ortaya koyayım masaya atalım dizi diye. Gençler güzel bir şey, bir gün çıktılar. Acaba gençlerimiz bir ihtiyacından doğdu çıkmaklar ya da bilinçli gençler. Bunu biraz tartışalım. Hani bakmaya bir tek uzaktan hani bir gösteri oldu gençler. Bir gün bir gösteri var önümüzde. Ama onun yanında bakalım gençler bu bilinçli şu yıllardır bizim bu hani durumumuz. Hani değilse ya gençler bilinçli çıktı mı çıkmadı mı? Bence gayet bilinçli çıktılar, isteyerek de çıktılar. Neden? O gençlerin içinde belki de 20 ili aşan hani hepsi tam genç değil içlerinde. Olgun da var, orta yaş da vardı. Ama tabii büyük kesimi gençti. En azından içinde 5 yıldır oturuptu, tam bitiripti, diplomasını alıptı ama atanmırı.
içlerinde bu var. Büyük büyük istekler de, en büyük istekler de budur. Mesela biri büyük yaşta, yaşı büyük olup sen onu gel tekaad ile onun yerine 3 tane atan, yani 3 tane tayin ettir. Onun maaşını hani 1 milyon alırsa böl bu 3 taneye, o zaman ne olacaktı? İsterdik onları vatandaşı. Sen dedi de tekaad ile falan. Önceden 45 yıldı, 40 yıldı. Şimdi 60 yıl oldu çok şükür. Yani daha çok kadınlar 50'lerde, kadın sanırım 59 arası, erkek ise 60 oldu. Yani bu da kadın şeylere gösteriye ama çıkan vatandaşlarımıza güzel bir yani hediye oldu. Ben de sistem o zaman fırsat gelecekti gençler için daha. Hiçbir zaman. Aha, o gençler zaten 50'ye varandalar artık. Tayin istemiyoruz diyorlar. Mahmud Bey, ben böyle bir şekilde sistem yaklaşayım inanın dediğine. Ben o görüşte de gülüm, bir ihtiyarı çıkardık. Yerine üç genç girsin. Çünkü yarın bir gün üç genç olaşık o yere. İhtiyar 1 milyon alayında o yüzden her birisi 1 milyon alacaktı. Hayır. Daha bir batalı açar bizim için. Ama bu çözüm değil. Ben görürüm. Hükümet ihtiyara vazgeçsin. Kalsın yerinde, tamam. Ama emekli bir, oğlu ihtiyarı bir başka üretici bir şey, bir mehmel açsın. Açsın, o genci orada işletsin, bu üretimini alır. Onlar da oradan onun gelirine çalışırlar. Siz bugün bir genç harekatında çalışsan. Bu konularda görüşürüz sizi daha fazla. Çünkü hani gençlerden otursuz. Öyle bilin bir fikir öğretsiz. Kurumlardan otursuz. İlgili kurumlardan diyetsiz, Bağdat'ta görüşsüz. Hele hele sen o da ona dergindeki birazdan yedip sen Bağdat'ta gençlere destek olduğunuz, gençler yanında durduğunuz, onlara biraz yetsek. Şimdi hakikaten her şeyden önce ben iki tarafa da kalktım. Şimdi şöyle bir durum var, insanlar takaid edip o gençlere zaten o para verilmeyecekti. O takaidten kesildiği paranı üçe bölüp o gençlere dağıtılacaktı. Şimdi şu bu mevzuya biraz yakın araştırmam vardı doğrusu. Yani mesela örnek vereyim, bir gün bir yaşlı abimiz 2 milyon dinar aldık o ideyağı. Bu takaid olunca bana 1 milyon verirler. Diğer kalan 1 milyonu da 3 genç tayin edilir. Bu güzel yaklaşım aslında. Çünkü bu Irak'ın genelinde sağlanırsa gerçekten gençlerin ama bir süre oranı düşecekti. Ama yok, bir senede hani bir şeyler yapmak için bir yerlerden başlamak gerekir. Koyakın buradan başlasınlar. İnşallah da yaparlar, yani uygulanmayıptır. Onun yanında gençlerin hakikaten istekleri gerçekten temenni ve ahdaf ve hayal şeyinde değil. Hak ve hukuklarını istiyorlar. Fazla bir şey değil. Doğru. Bir gün dünyanın her arasında bir genç iş için veya rızkı için müzahareye çıkır. Bir gün bir genç her zamana kadar, her zaman da vardı, bir kademet için müzahareye çıkır. Bunlar hakikaten bir toplum için sağlanmış şeylerdi. Ama oysa ki burada olmadığı için bir gençler tabii ki bunlar üzerine çıkılır. Haricilerle ilgili ben çok oturmağım vardı. 70 düz Bağdat'a onu biraz konuşsam da. Ona geçmeden önce... Resimleri de verir inşallah, ekranda çıkardı. Bir bela şey örmek istiyorum. Bir gün hakikaten toplumumuzda gençler haric olduğu zaman, taharruc ettiği zaman evde oturup en baştır. O bu da yani yanlışın en üst seviyesinde. Çok yanlış bir işti. Oysa ki ben gerekli makamlardan, hatta müzaralardan olsun, şeylerden olsun bu mevzuyla ilgili irtibata geçtiğimde hakikaten bakıram iş nahiyesinden, meşari nahiyesinden, hatta bunu madde de etmişler. Meşari'l-mutavasıta, meşari'l-sagira. Hani 10 genç, 20 genç toplandı bir meşru açtılar üzeri için. Yani gençlerin de biraz bunlara yakın düşmeleri gerekiyor. Tabii. Yani her zaman oturup evde veya tayin başlamak da olmuyor maalesef. Olmuyor. Ama işte azdı bizde. Yani. Mesela bir gencin en fazla ne kadar iş, yani ne kadar önünde seçenek var ki o işleri seçsin. Doğru. Hani yurt dışında iş de çoktu. Küçük bir şeyden iş yaradılar. Özel şirketler çok çoktu. Bizde bunlar da yoktu ama. İşte bizde bunun olmağı için diyoruz gençler. Özel sektör yoktu bizde. Ama tamam, bizde işte iş adamları neye güclerini verirler? Dam yapmak, şoka yapmak, kafeteryayı açmak. Burada bir genç en fazla bir kafeteryada 3 genci, 4 genci işleteceksin. Gelmeler bir şirket açsınlar, öz gelirlerini bir meşrua koysunlar, büyük bir tabii, şeye. Tabii. Bunu yapmıyorlar. Ya yurt dışında ev alırlar, ya burada ev şoka, ha bana bu şekilde bunun karşı tarafı da bu. Şimdi biz gençlik tarafından baktık penceresinden. İşte genç çeş kalını işlensin. Tabii, yok, gencin genç bence çeş kalmasın. Genç gereken yerlere başvursun. Yani bak durmak olmasın. Hakikaten bir de gençler bir şeye alışsınlar. Bir kişiyle bir şey olmaz. Her zaman topluca hareket etmeliler. Çünkü herhangi bir gün valiliğe geçse, bir gün bakanlığa geçse, bir gün başbakanlığa geçse hakikaten o topluma şeye bakacaktı, adede bakacaktı. 50 gençti.
koy diyarı atıram filan kısmına harici olublar. Bir böyle şey düşünürler. Hükümet tayinde biraz geri kalıptı. Deyirler oysa ki bize o zaman bir meşru açığın. Onda hükümetin de görüşü başka olublar aramın. Ama bu tarafa gelince bir gün çok üzülerek bunu diyorum. Belki arkadaşlardan da mesela herkesin arkadaşları vardı. Bu geçipti herkesin hayatından. Bir gençten sorduğun zaman, bir gençten selaştığın zaman, bir gençten en büyük hayal Irak'ta kalmamak. Çok doğru. Çok doğrudu. Bu da şey, bir de istiklal vardı. Maalesef ben buradan da bir mesaj olsun. İş adamlarını, iş yerlerini yönetenlere hakikaten bir gün gençlerimiz istiklal halindadır. Saat 8, saat 7 işe doğru. Gelir bir genç. Gece 9'da geldi, baksın haftalık 50 bin lira veririz. O da bilir mecburdu o işe, başka iş yoktu. Burada o istiklal yedir. Ha, bu biraz da önce... nakoş bir mozu. Bizde bir konu da vardı, yani bir gerçek vardı. Onu da gerekim, yani istirem dile getirmiyorsun. Gerçekten çok üzücü bir gerçekti. Ben geçtiği 3 ay önce takriben bir iş adamı var idi, Türkiye'den gelmiş idi. Demişti bir proje istirem açım Kerkük'te. Bu gençler için. Hatta kim, yani görürüm, bakırım işsizlik vardı çok burada. Yani ne güzel özü düşünüp de böyle bir projeni isteyip de açsın özünü, hem de yatırım yaptı. Nereden geldi? Bende, Türkiye'den. Çünkü bunu bir Iraklı biraz zor düşünür. Siz bakın ne oldu, yani adam geldi toplantı, sosyal medyada, Facebook'ta paylaştılar özünü, dediler filan yerde gelsinler herkeste, biz karşılık yani bir mukabele yapar özleriden. Ve istirikte hatta kim o dergişer dergide kim bitirmeyipti okul, yani ya da üniversite, evet normal, yani biz herkesi kabullenerek. Gerçekten de o gün hakkına bir arkadaş bana söyledi, sana hiç bilgi vardı bu işten dolayı, dedim bilmiyorum ama istirse bir başvuru yaparız senin için. Gittim özüden, sıfır, yani tesadüf oldu, gittik. Yani bir başvuru yaptı, adını yazdı. Ne güzel baktım, gençler hepsi toplanıplar, oturuplar, geldiler hakikaten iş için. Çok şeflendi yani, dedim bu da bir adam ne güzel bir iş yaptı ki bu gençler hepsini bir araya toplayıptı ve bir iş tapacaktı özel için. Adlarını yazdılar, hepsi güzel güzel geçti vaktaça. Dediler özlerine bir hafta sonrası biz telefon açarız size, diğer size başlayalım. Takriben bir 10 gün sonra geçti, benim hiç haberim olmadı. Tesadüf birisini gördüm oradaydı hani. Karşıma geldi pazarda. Sordum özüne, dedim abi ne oldu o işten dolayı, yani bir şeyler oldu. Tabii ki de neler olmadı, dedim ne oldu yani başladılar işe. Dedi asla bir utanmışa kalmışık. Yani bak bu bir gerçek, buradan başlarım. Dedim neden utanmışa? Dedi bu adam gelmiş idi, belim bağlayıptı, dedim ben burada bir proje açayım gençler için. Bir ilk gün telefon etti gözlerine, o gençlere. Takriben böyle bilen bir 150 kişi gelmiş idi, onların hepsinin adını yazmışlardı. Telefon ettik, 60 tanesi sadece cevap vermişti telefonla. Bir 60 tanesi geldi birinci gün. Proje de neydi? Güzel bir işti, sanatı alıştırırlar özlerini. Diller özlerine biz sizi için tevfir ederiz. İş saat 8 sabahtan 3 akşama kadardı. Yemek üzerimizdeydi. Sayara da getirdik, apark sizi üzerimizdeydi. Bir daha da yani başlangıçta parası olacaktı $300'dan. Yani bir iyi bir şeydi. Kişi birden sıfırdan başlarım. Yani. Tamam. Oturmağında neydi gene de? Bir ilk gün oldu normal. İkinci gün oldu, baktık o 60 tanenin adedi düştü 40 taneye takriben. 20 tane kalmadı. Telefon açtıkdır o 20 nefere. Bakırız kimi cevap vermedi bize, kimi cevap verdi, dedi vallahi bana göre daha iyi iş. Yani bak, ondan sonra üçüncü gün oldu, üçüncü gün o 40 taneden düştü, takriben 15 tane, yani bak büyük bir sayı. 15 kişi bez gelip kuruşa. Adam dedi, ben gelmişim oraya, yani hiç hayalimde yok idi böyle bir şey olacak. Bu büyük bir projeyi getirmişim oraya, edebilirdim başka bir yerlerde yapın. Mesela Süleymaniye'de, Bağdat'ta, Erbil'de yapabilirdim özünü. Ama ben dedim burada Kerkük halkı için yapamıyorum. Yani maalesef o 15 tane de hem de ne sorular üzerine diller siz beğensiz, vallahi bize göre daha iyi. Ya mesela yorucu bir işti. Ben başka bir iş istirem. Ya yani mesela uymurum bana. Sabah erkenlik, çok erken kalkmak edebilmirim. Yani böyle bir vaka var, bir gerçek vardı. Biz onu da isterdik. Yani Hüseyin hemen şeyine bir gerçek daha çıkıyor ortaya. Bak bu haşasınlar. Bir gerçek daha çıkıyor. O da sessiz bir tabaka genç var. Bir yandan sessizi yanlışlıktı ama bir yandan da yani dirmen şahadan muar belki ona yani ama iki taraftan şey da biz ikisini de diyar hani yani aynı zamanda işte dirmen yani sessizlik var burada bir zaman bir yandan da dirmen
şahadama göre de ki. Ama yanlış etmişim falan. Yani bilmem burada bir şey var. bir tazarrub var. Burada bir üçüncü konuda sır hükümetin bir yani hakkı da ama bazı gençler doğrudur da burada bir gün bir siyasi kesim çıkıp genç ortaya. Razı olmur ayrı işe ama hem hakkı da hem haksız da. Ama biraz önce abimiz bir konuya değindi. Hani dedi bazı projeler vardı. Bir el olsalar, bir grup kursalar diyelim, bir örgüt haline gelseler, belki devlet tarafından istekte bulunsalar, devlet özlerine bir şey yapar. Biraz önce bir şey dediniz ya bununla ilgili. Bununla ilgili bir örneğim vardı, devlet hiçbir şey yapmadı. Buna bir iki hafta önce falan şey getirmiştik, aynı misafir gelmişti bura. Kerkük'te 11 bin ağaç ektiler, Kokar kurumu adında. Tabii, izlediniz, doğru. Tamam, izlediniz özünü. O tam bir örgüt halindeydiler, üyesi de çoktu. Devletin de bundan haberi vardı. Ama pardon, isterseniz istedim ile almam bunu. Biraz daha dönağın, biraz daha gösterilere dönağın, biraz daha gençlere dönağın. Bir gün siz Yetuz Mühendisler Sendikası'nı, Genç Mühendisler Sendikası'nı Yetuz Bağlatı yanlarında durdunuz. Tabi bu gösterilerden evvel idi, yani sonraydı. onun biraz konuşsa var. Ne de bir görev orada, neye Yetuz, ne durumlarına, nece vakıf olduğunuz, neler istirdiler? Şimdi hakikaten bir teşkilat, gençlik teşkilatı, Türkmen olursa veya başka etnik gruptan da olursa olsun, gerçekten sadece kendi çevresine, kendi kavmiyetine bakmamak gerekmektedir. Yani biraz daha açılmak gerekir. Çünkü sonuçta biz bir toprakta yaşıyoruz ve Irak da bizim vatanımızdır. Bizim Bağdat'taki de, Basra'daki de, Samarra'daki de, genç aynı bizim gencimizdi. Çünkü onunla yurt dışında karşılaştığımız zaman sen Kerküklü müsün veya şey misin değil yani sen Iraklısın diye bir yurtta aşırı aynen vatan. Onun için doğrusu nekabet mühendisi dediğimiz Bağdat'ta onlar 40 günden beridir bir etsam yapmışlar. Bu muzaharadan evvaliydi. Doğru. Muzaharadan evvaliydi. Onlar da aynı atamazdılar. Tabii onun için bazı şurutlar vardı. Biz de üzerimize düşen vazifeyle arkadaşlarla orada bir başvuru oldu. Gittik oraya. Dinledik o sizlerini. Hakikaten genç olduğumuz için biraz bize yaklaşım gösterdiler. Yani etrafımıza yığıştılar, sohbet ettik, şey ettik. Aynı zamanda nukatlarını ve mataliplerini aldım. Gereken yerleri getirdik o sizler, hamdolsun. Çok güzel. Gereken yeri yapar mı, yapmaz mı? O daha onların biraz yağıştı. Ama biz üzerimize düşeni yaptık. Doğru. Şeylerini doğru. Aldık, yazı olarak yazmışlar. Onları aldık. Ve Başbakanlıkta gereken yerlere verdik. İnşallah da sizlere bir yere kadar yetişmiştir. Çünkü gerçekten dediğim ki, demin ilk mevzuata da bunu bahsettim. Sivil toplum örgütlerinin bu gibi mevzularda gerçekten görüşmeyi şarttı. Çünkü hakikaten onlar getirdiğim zaman etisam yapıldı 40 günden beridir. O kadar bezar olumla gelen gidenlerden. Artık girirsen içeri kimse bakmıyor sana. Birisi yattı, birisi uzanır, birisi bakır. Uzaktan değilsen kimse bu gibi olaylar. Biz yok, bizi karşılayan var idi. Çünkü bizden de mühendis var idi. Onlar da irtifata geçti. Ama bir bıkma halini görmüşler. O inşallah da biz elimizden geldiğini yaptık. İnşallah da hükümet de üzerine bir şey yapar. Merkeze sağ olun. İnşallah. Ben bizim bir soru atacağım. Belki de şeyi bölümümüzü aniden bu üç, dördümüze geçerliydi. Bir gün güzel bir şey oldu. Gösteriler yapıldı. Gösteriler bir gün yapıldı. Biz size ilk önce dedim ha bilinçli bir şekilde yapılıyorsa bilinçli. Bir gün güzel, ben gayet de güzel bir istekleri vardı. Belki hepsi meşruiyeti bir isteklerdi. Ama bir gün ben bir tek insanlar bu ana şeylerde kalmasın isterim gösteride. Mesela bir gün ben isterim örnekler vereyim size. İsterim bilinçli toplum hala olmamış. Hani şey ulaşır, boğazı ulaşır ancak çabalarak. Mesela zamanında örnek veririm size kısa kısa örnekler. Asiyasyon kartı 5.000'den 6.000 etti. Dünya face herkes dedi, boykot edelim, umarım ne de kimse seleşmedi. Ne bileyim bir gün bir gece içerisinde kahraba fiyatı kalktı. Toplum sakindi. Bir gün bir toplumda bir cedede bir mantıkada birisi kapsı örgüne çöpünü atır. Kimse tepki göstermedi. Yani onu istedim göstericilerimiz bir tek boğaza ulaşan da ana konu. Bir gün toplumda ben her bilinçliliği görmüyorum çok. Çok yani eğer küçük daha küçük şeyleri bu kadar şehir verdikten sonra. Tamam ama bu keşke bir karşılık görsünler. Küçük, küçük şeylerden hükümeti sen tutsa büyük şeylere zaten hükümet daha onun önlemini alır. Bak Ali, hükümet büyük şeye büyük bir tepki göstermeyip işte onun için küçük şeylere büyük tepkiler olmadığı zaman. Yok, istediklerini vermeyip ki
küçüğe baksın. Şimdi bunlar bu kadar i̇şte çıktılar, şehit verdiler, vatandaş ne olacaktı? Hapse atılacaktı. Hani bu gaza ulaşmasın. Küçük bak bizim direm. Tepki sorumuz yani vardı. Ali hani yine doğru değil de bir aynen. Yandan bilirler faydasız eğer bir küçük yandan. Şeyleri umursamıyor. Büyük şeyler de umursamıyor. Bugün toplum birbirine çizdir. Canım desem ne olur faydasızdı. Bak, tamam tamam oradaki herkes diyorlardı. Atanacaktı. Bunu ben de bilirim sen de bilsen atanmayacaktı. Doğrudur. Hapsi iş sahibi olacaktı olmayacaktı. En fazla yani ne oluyor o şey ailelerine? 3 aylığa. Dediler özlerine 3 aylığa biz sizin için ratif bağlayacağız. Ondan sonra olacak. Diye, ondan sonra. Yani biz o sorun yani. Büyük doğru. Sorun burada. Şimdi hakikaten ben bir yorum yapmak istiyorum. Gerçekten her şeyden önce Irak'ta siyasete girmeden konuşmaya çalışacağım. Irak'ta gerçekten her şeyden önce sokağa dökülmeye bir millet alışmaya gerekir. Çünkü bugün milletin görüşü neyse aslında onu %100 olarak hükümet farkındadır. O yüzden Ali Efendi dedi ya hani her kişi bunu deyir, bunu hükümet de bilir. Hükümet de bilir. Bilir de tepki göstermeyecektir. Onun için bir şeyler, insan bir şey yaptığı zaman şerde ile olunsun. Ama demin dediğimiz tek, o kadına çeter ki biz vazifemizi yapalım. Bu toplum vazifesini yapmak zorundadır. Zaten doğru. Bu bir alışkan haline geldiği zaman da artık hükümet de kararatlarında, avamirlerinde bunun da hesabını verecektir. Ama bir gün bu hesapta değil. Ben buna katılmıyorum, affedersen. Bu hesapta değil. Çünkü bilin yatmış bir millet vardı. Bu doğru. Bütün yani Irak olarak diyorum. Şey, yani çünkü bilinir tepki kimse vermiyor. Burada, son yürüyüşte çok özür dilerim. Son yürüyüşte başbakan 12 geceden sonra çıktı hutbe verdi. Ha, demek ki bir şeylere yaralandı yani. Ne dedi? Oldu. Hani ne dedik onu anlayayım. Hani, ama bir olacak mı? Olay var. Bir 12 gecede. 12 gecede. Yani başbakanı. Bilir toplumacı. Yatıp 12'de olsa 9'da olsa. Hadi bir şey diyelim. Hani biraz önce siz kendiniz özünüz bahsettiniz. Dediğiniz evet. İnsanlar oradaki insanlar o kadar bir hale geldiler ki canlarına bezer oldular. Bıkmış durumdadılar. Kalkmadılar oturdukları yerden bazıları hani. Peki o insanlar yarın bir gün tık eden özlerine baktılar da faydasızdı, yorgunluklarıyla o şehit vermekleriyle kaldılar, fazlası olmadı. O insanın hakkı dövgü yurt dışını tercih etsin. Hani biraz önce dediniz ya gençlerimizin çok istedi. Hakkı dövgü o durumda yurt dışını tercih etsin. Valla şimdi yurt dışı mevzu gerçekten başka bir mevzu. Başka bir konu. Ben o ferdi alalım ki o doğru. İnsan, o bireyi alalım. Burada atanmak istedi. Güzel bir diploması vardı. Doğru. Yıllarını veripti, okuyuptu. Belki yoksul bir ailenin uşağıdı. Zorluktan bitirdi. O diplomanı aldı sırf ailesine yardım edebilsin. Ama aldığı diplomanı o kadar. Hani çok değil ya ben çerçeve için bunu aldım. Bazı değil, sadece evlenmek için bunu aldım. Hani kız isteyende falan diplomam vardı. Çoku da bunu değiller. Hadi onu aldı, atanacak diyor, atanmayacak. Onun yanında gitti, burada gösterilere katıldı. Belki iki kardeşini şehit verdi ya da daha fazlasını. Döndü baktı, özü yaralanıptı. Belki çok arasında engelli kaldı. O ne yapacaktı? Irak'tan hiçbir şekilde istediğine ulaşmadı. Yani artık hükümet için bir ay falan da oturdu. Ne yapacak? Şimdi sonuçta biz bu milletin bir ferdi olarak, hakikaten o özellikle sivil toplum olarak biz gerçekten milleti her vakit haklı çıkardık. Çünkü her zaman millet haklı. Millet sokağa dökülmüşse haklı. Elbette. Millet yürüyüşe çıkırsa haklıdır. Millet ben demin dediğim şey var, çıkardıp tozunu, koyup yani canı yansın. Esasi hedeflerini istir, fazla bir şey istemiyor. Bir gün dedi o ister için bir genç tayin istir. Çünkü geçmişte bir büyük emek vardı, yorgunluk vardı. Tabii. Bu bilir de, bilir de yaşı bir yere ulaştı artık tayin de şümle etmez sözünü. O da olmaz. Gerçekten hükümet bunun hesaba çekmek lazımdı. Biz zaten bütün taraflara muhatabımız budur. Baskımız da budur. Olmursa o yurt dışını isteyipse suçludur. Şimdi suslu susuz mevzu edeyi konuya ki. Konuya bir de bu pencereden bakmak lazımdı. Çünkü gidersem ben yurt dışında ne yapacağım? Belki yurt dışında da iş yok. Hele bir gün insanlarımız bir çok yedir dönür de yani. Sonra yok yani zaten. Oradan bir genç 4 dilini aynen yani bir genç 4 dilini bu kadar emeği, bu kadar yorulmağı yurt dışında gidip kap yakamak için mi? Yani. İşte ne yapıyorlar gençler bu şey ama bunu bir bahane olarak bunun arkasında saklanırlar belki de bir teselli olarak. Bence ben son bir yorum yapmak isterim dedi Uza. Yurt dışına giden gençler yürüyüşe çıkan gençler değil. Yürüyüşe çıkan gençler Irak'ta Irak'ın toprağını ve bütünlüğünü ve her zaman maslahatını düşünen gençlerdi. Peki bu gençler ne olacak?
Hangi gençler? Bu yürüyüşe çıkan gençler. Ha, işte onu diyorum. O zaten yurt dışına çıkanlar, biz 2014'te yaşadık bu faciani. 2014'te terör örgütü, DAEŞ terör örgütü Irak'a topraklarına girdiği zaman Avrupa devletlerinde laci kapıları açtıkları zaman Iraklılara fena bir şekilde bizden genç gitti. Doğru. Onun için ama bu gençler gitmedi. Yapabilmedi. Tabii dönen de döndü. Döneni var idi, kalan da var. Onun için bugünse dedikoslar, dönen de varsa zaten bu buradakiler de dönenler de gördüler. O gidip de boşu boşuna orada rezalet çektiklerini de gördüler. Onun için Irak, biz Irak'ı şart ve şurutsuz seviyoruz. Biz Irak'ı şart ve şurutsuz toprağını ve bütünlüğünü istiyoruz. Çünkü bu memleketin müstakbeli gençliktir. Ben istediğimi almadığım için bu toprağı koyup gidersem o zaman gelecekler ne yapsalar? Peki nasıl bir hayat yaşar burada? Ya şimdi bu millet... Onun da tartışması hala daha uzun uzun. 18 muhafaza bu kadar sayıya şeydi, mutabıtı. Bu millet nece yaşırsa bunlar da artık böyle yaşayacaktır. Ha, Üsküt olmak doğru değil. Haksızlık karşısında Üsküt olmak doğru değil. Yürüyüşe çıkmak lazımdı. Ali Efendi'nin dediği için yürüyüşlere çıkmak lazımdı. Ufak bir şeyde protesto yapmak lazımdı ki millet de o hükümet artık bu hesabatları etsin. Çok doğru, ağzı ve sağlık. Namazın. Bir gün programımız dolu dolu geçti. Güzel tartışmalar oldu. Fazlasın bakalım, konuşamadım. Gönlümde birçok sorular da kaldı. Ama programın sonuna geldi. Doğru, yani benim içimden birçok soru da kaldı. Böyle birçok konular var, atabilmedik yani tartışmaya. Yani birkaç daha isterdik olabilir. Yani inşallah belki gelecek konularda dönme bu konulara. Hasta olduğumdan da dolayı fazla konuşabilmedim. Baya büyük konular kaldı şimdi. Hele yani bunca tartıştığı hele yani kalan bir şeyler. Yok, hastayım. İyi ki, iyi halarım görmedik. Evet, çok teşekkür ederim o zaman. Aynen. Biz teşekkür ederiz senden Mahmut Bey. Sağ ol. Bugün bir genç, aktif bir genç olarak toplumun gerçekten aydın gençlerinden sen bugün sen. Fikri de belli edir bu şeyi. Memnunuz senden. Ben sizlere gerçekten başarılı dilerim. Sağ olun. Özellikle programımız çok değişik bir programdı. Tebrik ederim sizi. Çünkü artık millet de klasik şeylerden, gençler de bezar oldu. Ama siz yeni bir şey ortaya kattınız. Allah razı olsun. Hemen güzel sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sayın seyircilerimiz, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Gelecek hafta başka bir bölümle ve başka bir konuyla, yeni bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle. Tabii Golden Time kafesine de çok teşekkür ederim. Bize her hafta olduğu gibi bu hafta da burada ağırladı güzel bir şekilde. İyi günler.